Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde dış kuvvetlerden olan dalga ve akıntıların oluşturduğu yeryüzü şekillerini işleyeceğiz. Kıyıların şekillenmesinde iç ve dış kuvvetlerle birlikte su kaynaklarındaki hareketler de etkilidir. Yani dalgalar, akıntılar, gelgitler de kıyıların şekillenmesinde etkilidir. Özellikle okyanus, deniz ve göl gibi su yüzeylerinde rüzgar veya deprem Etkileriyle oluşan dalgalar kıyıların biçimlenmesinde önemli bir etkendir. Dalgalar derin ve yüksek kıyılara çarptığında daha çok aşınım şekilleri oluşur. Dalga aşındırmasının yoğun olduğu kıyılarda falest yani yalır adı verilen diklik veya uçurumlar meydana gelir. Dalgaların yüksek kıyılarda oluşturduğu diklik ya da uçurumlara verilen isimdir falest. Buralarda aşınmanın devam etmesiyle falezler ana karaya doğru ilerler. Bu şekilde falezlerin önünde aşınım düzlükleri oluşur. Dalga aşındırması sonucu oluşan yeryüzü şekilleri olduğu gibi dalgaların biriktirmesi sonucu oluşan yeryüzü şekilleri de vardır. Örneğin taşınan kum ve çakılların kıyı boyunca depolanmasıyla kumsallar yani plajlar oluşur. Kıyı boyunca depolanan kum ve çakıllar kumsallar ya da plajları oluşturuyor. Bu arada taşınan malzeme deniz tabanında birikebilir. Sığ kıyılarda biriken malzemenin su yüzeyine çıkmasıyla kıyı setleri oluşur. Kıyı setlerine, kıyı kıyıya uzanış biçimine göre kıyı oku ya da kıyı kordonu gibi isimler verilebilir. Kıyı kordonu. Adaları ana karaya ya da birbirine bağlayan kıyı ise tombolo adı verilir. Kıyı setlerinin gelişmesi sonucu koy ya da körfezin önü kapanabilir. Bu şekilde koy ya da körfez göle dönüşür. Bu göllere lagün veya deniz kulağı denir. Şimdi kıyı tiplerini görelim. Kıyı tipleri oluşumlarına göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Kıyı bölgelerinde alanın çökmesi veya deniz seviyesinin yükselmesi sonucu Riya tipi, Haliçli tipi, Limanlı ve Dalmatça kıyılar oluşur. Nispeten yüksek bir plato üzerinde derin yarılmış akarsu vadilerinin yükselen suların altında kalmasıyla oldukça girintili Riya kıyılar oluşur. Riya kıyılara Güneybatı Anadolu kıyılarından örnek verebiliriz ülkemizdeki. deniz seviyesine yakın alanlardaki akarsu vadilerinin gelgit sonucunda sular altında kalmasıyla Haliçli kıyılar meydana gelir. Haliçli kıyılara Londra kıyıları örnek olarak verilebilir. Haliçli kıyılara. Bu kıyı tipi gelgit olayının belirgin olduğu okyanus kıyılarında daha fazla görülür. Ayrıca bu kıyılarda sular çekildiğinde deniz dipleri yüzeye çıkar. Bu durumda bu durumun görüldüğü yerlerdeki kıyı tipine vat kıyılar denir. Fransa'nın Manş Denizi kıyılarında olduğu gibi. Dalgalar bazı bölgelerde yer alan haliçlerin ağız kısımlarında kıyokları ve kıyı kordonları gibi birikim şekilleri oluşturur. Korunaklı bu kıyılara da limanlı kıyı adı verilir. Karadeniz'de Ukrayna'nın Odessa kıyıları limanlı kıyılara örnektir. Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı alanlarda deniz seviyesinin yükselmesiyle dağlar arasındaki senknilal ve vadiler yani çukur alanlar sular altında kalır. Bu alanlarda oluşan kıyılara dalmatça kıyı denir. Adriyatik kıyılar Hırvatistan'daki Dalmaça kıyılara Dalmaça kıyılara örnektir. Kıyıya paralel bir şekilde uzanan ada, koy ve körfezlerin varlığı Dalmaça kıyılarının en belirgin özelliğidir. Dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde boyuna kıyılar oluşur. Bu kıyı tipinde kıyı çizgisi oldukça sade bir uzanış gösterir. Bu Boyuna tipine kıyı tipine örnek ise kuzeybatı Anadolu kıyılarıdır Türkiye'deki. Bu kıyı tipinde kıyı çizgisi oldukça sade bir uzanış gösterir demiştik. Dağların kıyıya dik uzandığı bölgelerde ise enine kıyılar oluşur. Girinti ve çıkıntıların fazla olduğu bu kıyılarda koy ve körfezler oldukça sık görülür. Yine ülkemizdeki Batı Anadolu kıyıları Enine kıyılara örnektir. Öte yandan kanyon şeklindeki karstık vadilerin sular altında kalmasıyla dar ve derin koylar meydana gelir. Bu şekilde oluşan kıyılara kalantlı kıyılar adı verilir. Akdeniz kıyıları ülkemizdeki kalantlı kıyıların örnekleri bulunmaktadır burada. Buzul aşındırması ve biriktirmesinin etkili olduğu alanlarda da deniz seviyesinin yükselmesiyle çeşitli kıyılar oluşur. Buzul vadilerinin yükselen deniz sularının altında kalmasıyla fiyortlu kıyılar oluşur. Norveç'teki İskandinavya Yarımadası'nın Norveç'teki kıyıları fiyortlu kıyılara örnektir. Buzulların oluşturduğu yeriz şekillerinin Hörgüçkaya, Kaya, Durimlin Tepeleri, Moren Yığınları gibi buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerinin sular altında kalmasıyla Skayr tipi kıyılar oluşur. Finlandiya'daki İskandinav Yarımadası'nda Finlandiya'daki kıyılar Skayr kıyılara örnektir. Evet sevgili öğrenciler. Dış kuvvetlerden canlıların da yeryüzü şekillerine etkisi bulunmaktadır. Bitki, Hayvan ve insanlar yeryüzünün şekillendirilmesinde etkilidir. Bitkiler özellikle kökleriyle kayaçları fiziksel ve kimyasal yoldan aşındırır. Solucan, karınca, köstebek gibi hayvanlar da zemindeki faaliyetleriyle kayaçların aşınmasına neden olur. Bitki ve hayvanların yaptığı bu aşındırma faaliyetleri diğer dış kuvvet süreçlerinin faaliyetlerine katkıda bulunur. Yeryüzünün şekillenmesinde aktif rol alarak bu yöndeki etkilerini her geçen gün artıran insanlar ihtiyaçları doğrultusunda doğadaki bazı süreçlerin işleyişine de müdahale etmektedir. Bu bağlamda yeryüzü şekilleri üzerine yol, baraj, kanal, park, liman, havaalanı, set gibi yapılar inşa edilmektedir. Daha çok nüfusun yoğun olduğu alanlarda görülen bu yapılar topografyanın görüntüsünü kısmen ya da büyük ölçüde değiştirmektedir. Bu açıdan bakıldığında kıyılardaki dolgu zeminler üzerine havaalanı, liman, park ve yol gibi yapılar inşa eden pek çok ülke olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin Japonya'da yer alan Kobe havaalanı ve Kobe limanı deniz doldurularak inşa edilmiştir. Kobe limanı ve Kobe havaalanı deniz üzerinde oluşturulan dolgu üzerine inşa edilmiştir. Bunların dışında insanların yeryüzünün şekillenmesine olan bir diğer müdahalesi madenlerin çıkarılması esnasında görülmektedir. Bu faaliyet esnasında yeryüzünde çukur, enkaz yığını ve mağara görünümü yapılar oluşmuştur. Yani insanlar da yeryüzünün şekillenmesine ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları yapılar, inşaatlar ve madencilikle müdahale etmektedir. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar.